ABD Başkanı Trump, Amerikan birliklerinin Suriye'den çıkacağını söyledi ve bir anda bölgedeki dengeler değişmeye, tartışılmaya başlandı. Amerika gerçekten çıkar mı? Çıkarsa bu kimin içine yarar? Türkiye'nin bölgeye yönelik çabaları ne şekilde gelişir? Kimle ittifak yapar Türkiye? Rusya ile ittifakı ve Astana süreci bozulur mu? Bu ve başka konuları uluslararası politika alanında yetkin bir isimle, Murat Yetkin'le konuşacağız. İsim bu anlamda, soyadı Bayağı bir kafiyeli oldu. Evet, hoş geldin Murat. Bir kere Trump'ın geri çekilme açıklamasına inanıyor musun, güveniyor musun? Bu şimdi inanmak başka, güvenmek başka. İkisini de Yani söyle o zaman. inanıyorum ama güvenmiyorum. Çünkü Tamam. sonuçta ülkenin devlet başkanı bir açıklama yaptı ve bunu Pentagon'a rağmen yaptı. Yani Pentagon hayır çıkmayacağız dedi. Pentagon'un başındaki savunma bakanı gitti. Yıllardır ta Obama devrinden bu yana IŞİD'le mücadele koordinatörü olan Brett McGurk gitti. Ve yerine kim geldi? Savunma Bakanlığı'na Boeing şirketinden yetişme bir sivil geldi. Ki bu da ilk tweet mesajlarından birinde Erdoğan'la işte IŞİD'i halledecek söz verdi bana, yapacağız. Biz de daha çok ticaret yapacağız dedi. Aynı cümle, yani aynı tweet mesajı içinde. Bununla örtüşüyor. Dolayısıyla söylediğini samimi bulmak lazım. Ama yapabilir mi, o ayrı bir meseledir. Ama başkomutan sonuç olarak yapacağız dedi. Yapacağız dedi ve yani sonuçta Irak'a gitmesi de, az önce söylediğin Irak'a gitmesi de hani insanın aklına başka şeyler getiriyor. IŞİD'le mücadele çekiliyor değil, Irak'ı üs yapacağız diyor. Ki zaten IŞİD şu anda iyice güneye inmiş. Irak'ın El Anbar bölgesi yakınlarında, yani Suriye'nin güney doğusuna doğru hani çekilmiş durumda. Türk sınırından daha aşağılara çekilmiş durumda. Bir oturuyor bir yerine, hem de hani ben buradan gitmiyorum. Suriye'den çıktıysam da buradan gitmiyorum. Buradayım diyor. Bu daha çok, belki daha çok demeyelim, bu aynı zamanda İsrail'i de teskin etmeyi ama yani hem Türkiye'yi hem İsrail'i teskin edici bir şey. Yani orada, çünkü Amerika'nın varlığı Irak Kürtlerini, ki PKK'ya onlar da hasım, onları bir yerde korumayı da amaçlıyor. Amerika'nın iç politikasına yönelik bir adım olarak da değerlendirilebilir mi Ne bu? gibi? Çıkma, Suriye'den çıkma, seçmenlere verdiği sözü yerine getirme. Mutlaka. Zaten yani şimdi çok enteresan bir durum var. Yani burada tabii Amerikan medyasının Trump karşıtı şeyi çok yükseltmiş olması bizleri de burada yanıltıyor. Yani dışarıdan izleyenleri de yanıltıyor. Zannediyoruz ki bütün Amerika Trump'a karşı, ama o böyle bir şey yapıyor. Trump aslında bir başka açıdan baktığınızda Amerikan dış politikası üzerindeki askeri vesayeti kendince kaldırmaya çalışıyor. Yani çünkü Amerika'nın özellikle Orta Doğu politikası son 15-20 yıldır neredeyse tamamen merkezi komutanlık, CENTCOM denilen bu Orta Evet. Doğu komutanlığı tarafından belirleniyordu. Şimdi ona bir şey yapıyor, neşter atmış durumda. Amerikan büyük sermayesi de bunu istiyor. Amerikan işçi sınıfı da bunu istiyor. Çünkü Amerikan işçi sınıfı gidip orada Allah'ın çölünde, dağında ölmek istemiyor. Yani çocuklar oralarda ölsün istemiyor. Sermaye de bu çatışma ortamının devam etmesi, evet belki sadece silah tüccarlarına yarıyordur ama o kadar. Hani savaşın sürekli olduğu yerde ne yatırım oluyor ne ticaret oluyor. Yani bir yandan kaldı ki dün yine Irak'a gitmeden önce Trump'ın attığı bir tweet şeyi gösteriyor. İşte diyor, gördünüz mü? Aynen böyle diyor. Gördünüz mü diyor, bak Suudi Arabistanlı da diyor şeye ikna ettim diyor. Suriye'ye yatırım yapmaya diyor, yeniden inşası için. Şimdi Türkiye yeniden inşa sürecinde bir artık kesin rol oynayacak gibi. Hem Suriye'nin geleceği üzerine hem şey. Suudi Arabistan'a da parasını verdirteceğim diyor. Ben de orada Irak'ta göz kulak olacağım duruma demek istiyor. Şimdi burada az önce sorduğun soruya geliyorum. Yani Erdoğan'ın tutumu. Şimdi 8'inde Washington'da çok önemli bir Evet. görüşme yapılacak Amerika ile Türkiye arasında. Ama onun öncesinde Türkiye ile Rusya arasında da yapılacak. Yani bu dengeyi bir şekilde tutturmak gerekiyor. Ama sorun çok güzeldi yani. İnanıyor musun, güveniyor musun? Evet, bunlar böyle, ama böyle tutacak mı? Onu göreceğiz. Saat saat değişen bir ortamdayız. Peki, Erdoğan Putin'le görüşeceğim dedi. Gerçi Moskova'dan daha tarih belli değil gibi şeyler oldu. Ama yine de bir trafik olacak. Nasıl ayarlayacak? Altısında değil mi şey, Ortodoks Noel'i artık altısında değil mi? Ruslar altısında kutluyor işte, o civarda ya da ondan bir gün önce bir gün sonra bir şey olur. Türkiye nasıl sağlayacak bu dengeyi? Son yıllarda Rusya ile Astana süreciyle ilerliyor. Diğer taraftan da şimdi ABD ile ilişkiler, işbirliği güçleniyor gibi. Valla Astana süreci sayesinde aslında girilmiş oldu.
Yani bu açıklamaların yapılmasından önce ayın 18'inde zannediyorum Viyana'da Birleşmiş Milletler'in temsilcisi Dimitri Stura gözetiminde İran, Rusya, Türkiye Dışişleri Bakanları Mevlüt Bey oradaydı. Bir araya geldiler. Bu ne demek? Şimdi hatırla, bir hafta öncesinde Jim Jeffrey, Amerika'nın Suriye temsilcisi artık buraya geldi. Ürdün'e giderken dedi ki ya bu Astana sürecini de artık sönümlendirip Cenevre'ye. Evet. Tam bu oluyor. Yani aslında böyle hani orada burada orada burada tek tük olan şeyleri bir geniş resim içinde görmeye çalıştığımız zaman hani taşlar bir yerde oturuyor. Fakat bu evdeki hesaptır. Yani yakın zamanın siyasi tarihi evdeki hesapların çarşıya uymamasının tarihidir. Dolayısıyla beklenmedik aktörler her an ortaya çıkıp beklenmedik şeyler yapabilir. Örneğin IŞİD nasıl ortaya çıkıp beklenmedik şeyler yapıp bütün dengeleri bozduysa. Yani ama şimdi sanki bu Cenevre sürecine doğru bir hızlanma. Cenevre süreci ne, hani izleyiciler şey, bu Suriye barışı yani. Evet. Savaşın son bulması, yeni bir Suriye'nin kurulması. Ki Türkiye'de burada aslında eğer demokratik bir seçim olursa Esad'la çalışmayı biz de düşünebiliriz diyerek aslında o kapıyı da aralayıp bir politika revizyonuna gitti. Dün Rusya'nın en etkili gazetesi diyebileceğimiz Kommersant'ta bir haberden çok yorum diyebileceğimiz bir şey çıktı. Orada şimdi Trump'la Erdoğan konuştular. Üzerine Trump bu açıklamayı yaptı. Erdoğan da davet etti. Önümüzdeki yıl içinde Trump Türkiye'ye gidecek. Erdoğan Trump'ın ABD'nin bölgedeki bir numaralı müttefik olmayı hedefliyor. Bu durumda bizimle ilişkilerde biraz kayabilir türünden bir yorum çıktı. Bu yorumu nasıl yorumlarsın? Şimdi zaten hani baktığımızda NATO'nun bu bölgede bir tane üyesi var. Hani Yunanistan'ı Orta Doğu sayamıyoruz. Sadece Türkiye'nin Orta Doğu, Kafkaslar, Orta Asya, Karadeniz şeyi var, erişimi var. Buradaki zaten tek şey. Ama Amerika'nın Orta Doğu politikasının en önemli kaygılarından bir tanesi Rusya'yı dengelemekse diğeri de İsrail'in güvenliğini sağlamaktır. Evet. Bu ikisi birleşemiyor son yıllarda. Neden? Temel olarak İsrail'in Netanyahu hükümetinin çok agresif, saldırgan bir Filistin politikası izlemesinden dolayı Erdoğan'ın da bunu neredeyse dünyadaki tek savunucusu artık haline geliyor olmasından dolayı. Yani böyle bir şey var. Yani öyle çarpık ilişkiler var ki şu anda bölgedeki en güçlü eksen Suudi Arabistan-İsrail işbirliği. Yani olacak iş değil. Yani ne sürdürülebilirliği var ne hiçbir şey var. Tamamen çıkar ilişkilerine dayalı bir çarpık bir ilişki var. Ne İran'a karşıyız filan. Yani bunların hepsinin zaten bir yerine oturması lazım çakıl taşlarının böyle bir şey için. Daha o süreçteyiz yani. Daha toz duman sürecindeyiz. Bu toz duman bir çöksün ki görelim neyle karşı karşıya kalacağız. Türkiye'nin operasyonu ertelediğini biliyoruz ama ne zaman ertelediğini bilmiyoruz. Bir kere 8'inden önce öyle bir operasyon beklentisi var mı? Ya özel kuvvetler harekatı gerekirse yapılabilir. Yani onda bir şey yok. Onu bilemiyoruz. Askeri uzman değiliz. Ama yapılması ihtimali bence düşüktür. Yani Rusya ile konuşmadan, Amerika ile konuşmadan bunun yapılma ihtimali düşük. Çünkü riskleri çok fazla. Yani Türkiye, Erdoğan, Çavuşoğlu sürekli Amerika'ya diyorlardı ki işte bir yandan Trump'a bir yandan Pompeo'ya diyorlardı ki sen oradasın madem. Yani şu şeyi PYD, PKK bunu bir kontrol altında tut. Bize şey yapma geride çek diyorlardı. Trump da dedi ki peki o zaman hadi ben çekiliyorum. Buyurun siz. Şimdi bu tabii biraz ters köşe bir durum. Yani Türkiye'nin istediğinden çok fazla bir duruma denk geldi. Tabii burada bir Çin atasözü var. Yani kaplanın sırtına binmek inmekten kolaydır diye. Yani oraya girmek bir iş, girdikten sonra çıkmak bir başka iş, daha zor bir iş. Harika. Tam da o çıkmakla ilgili. Yani Türkiye girmek, vurmak, kaçmak değil, belli bir süre için en azından kalmak istiyor. Bu da ne Şam'ın hoşuna gider, ne Rusya'nın hoşuna gider. Yani orayı artık Esad'a terk etmek lazım, savaşın son bölümü diyor. Bu nasıl çakışacak? Ama şimdi... Şimdi daha önce bir Cerablus operasyonu var, bir Afrin operasyonu var. Şimdi her ikisi de Rusya'nın Suriye yönetimini frenlemesiyle mümkün olabildi. Ki saldırmadılar. Şimdi orada oluşturulan bir örnek var. Yani ÖSO bir şeyle beraber orada bir hani yeni bir işte göçmenler dönüyor. 250 bini geçmiş sayıları dönüyor filan. Şimdi aynı şekilde Fırat'ın doğusuna da bir şey var. Mesela Münbiç konuştuk. Sessiz sedasız Suriye ordusu geldi Münbiç'e girdi. Türkiye'den bir itiraz geldi mi? Hayır. Münbiç zaten Fırat'ın
batısında kalıyordu. Burada YPG, PKK olmasın diyordu Türkiye. Şimdi geldi oraya, Suriye birlikleri girdi. Türkiye dedi mi Suriye birliklerine niye sen kendi topraklarında kendi şehrine giriyorsun diye? Hayır demedi. Şimdi bütün bunlar bir diplomasinin bir koordinasyonla küçük parçaları bunlar gibi geliyor bana. Türkler ne yapar bu durumda? Türkler derken YPG mi? Vallahi birkaç şey yapabilirler. Bir, Suriye rejimiyle anlaşabilirler. Bu anlaşmaları için pazarlık gücü eskisine göre çok daha zayıfladı. Evet. Neden? Eğer Amerika bunları terk edip ortada bırakmadan önce bunu yapsalardı çok pazarlık güçleri olurdu. Ama şimdi değil. Şimdi Beşar Esad'ın hani yalandan da olsa sözüne tamam gelin ben size eyalet vereceğim falan diyor. Beşar Esad için söz verip tutmamak gibi bir sıkıntı yok yani. Tamam, öyle bir şey yok. Bir bu olabilir. Burada risk var. Ama PKK'nın yıllarca 1982-98 arası Suriye'nin hamiliğinde çalıştığını, onun koruması altında olduğunu unutmamak lazım. Yani eski dostlar. Yani Suriye yönetimi PKK'nın tam büyüyüp serpildiği dönemde birinci en baş koruyucusu oldu. Bu bir ihtimal. İki, isim değiştirebilir. Yani PKK, bir PKK Light'la karşılaşabiliriz yani. Bu işe yarar mı? PYD'nin içinden bir grup çıkar ya da PYD der ki biz artık silahlı mücadele, ben şimdi senaryo kuruyorum yani. Silahlı mücadele reddediyorum ben artık, tamamen demokratik usullerle yapıyorum. Amerika, Avrupa Birliği bilmem ne ki işte aradığımızı bulduk. Bak işte yapılıyormuş. Bu tabii Kandil grubunu iyice izole eder. Yani iyice izole eder. Onlara vurmak artık her şekilde serbest hale gelir. Dolayısıyla buradaki yani sorudaki Kürtler derken ben hani PKK'nın bütün Kürtleri temsil ettiğine falan öteden de inanmıyorum, şimdi de inanmıyorum. Yani böyle bir durumda özellikle de Batı tarafından, Türkiye tarafından da muhatap alınabilecek silahlı mücadeleyi reddeden Suriye'den çıkan bir Kürt hareketi bence taraftar da bulacaktır. Yani pek çok artık savaştan bıkmış Kürt aşireti, grubu vesairesi buna teveccüh de edebilir. Böyle bir ihtimal de var. Ama dediğim gibi bu ihtimalleri şu anda kesin şeyler olarak, evet, senaryolar olarak almak çok yanlış. Çünkü halen devam ediyor. Yani hani daha çorbaya malzemeleri koymuşuz, karıştırıyoruz. Suyun ısınmasını bekliyoruz. Yani tadını tabii ki bilemeyiz. Yani bir pişsin, tadına öyle bakacağız. Peki Murat, konu uzun, zaman dar ama bir dakika da olsa senin şu yeni kitabından birazcık bahsedelim diyorum. Casusları ele almış. Meraklısı için Casuslar kitabı. Evet. Bir dakika içinde özetlenecek şekilde okurlardan alıp okumalarını tavsiye ederim. Başımıza neler gelmiş, kimler getirmiş, ne zaman getirmiş. Şunu yaptım, şundan emin olsunlar. Tek tek casusları yazdım. Bunlar Türkiye'de de çalışmış. Örneğin bir tane bölüm var, 3 Türk casus şefi diye. 60'lar boyunca Türkiye'nin başına bütün belaların açılmaya başladığı dönemde bir hani Fuat Doğu var, MIT'in efsanevi şeyi başkanı. Aynı dönemde CIA'nin Ankara'daki istasyon şefi var ki bütün İran Turan coğrafyasından, yani Sovyet Orta Asya'sı, Afganistan, Pakistan sorumlu bir Özbek Türk'ü Ruzi Nazar, CIA'nin şeyi. Ve tabii Orta Sovyetler Birliği'nin KGB'nin Orta Doğu operasyonlarını Bakü'den yöneten Haydar Aliyev. Şimdi okusunlar da başımıza neler gelmiş bir görsünler. Yazılanların hepsi gerçektir. Hiçbir kurmaca yoktur. 12 Mart darbesine bile bambaşka bir gözle bakabilir okumaya zahmet eden izleyicilerimiz. Çok teşekkürler Murat. Meraklısı için Casuslar kitabı, meraklıları alır okur. Meraklıları bölgeyi de izler. Az önce konuştuğumuz, kısaca özetlemeye çalıştığımız, yorumlamaya çalıştığımız Orta Doğu'daki gelişmeleri, Suriye'de olup bitenleri koca bir yıl devriliyor aslında. Ve meraklısı için önümüzdeki yıl oldukça meraklı, oldukça ilginç geçecek gibi. Biz de son bir şey söyleyeceksin meraklılarına. Yeni yılda sağlık, mutluluk ve barış diliyorum. Harika dilekler. Bu dileklerle bitirelim o zaman. Yeni programlarda yeni konuklarla görüşeceğiz tekrar.